Ne yapıyorsun? Sen bir şey mi hazırlayacaksın bize? Evet. Ne hazırlayacaksın? Patlıcan yemeği. Patlıcan yemeği mi yapacaksın bugün? Tadı nasıl olacak? Lezzetli mi bari? Tadı maydanoz gibi. Maydanoz gibi. Evet arkadaşlar, bugün biz değişik bir şey yapmak istedik. Bu sefer bir değişik patlıcan yemeği hazırlamak istedik. Evet. Ne yapıyorsun orada? Bana yaptım. Şimdi biz ne yapıyoruz bebeğim o zaman? Burada kıymamız var. Kafamıza göre koyduk biz. Yani yaklaşık 250 gram kadar var. Evet. Sonra onun içine burada soğanımız var. Arkadaşlar saçım dümkü gibi duruyor. Evet. Ve isteğinize göre nasıl istiyorsanız baharat koyabilirsiniz. Ben kendi kafama göre koyacağım yine. Tuz atacağım. Birazcık pul biber atacağım. Çok az atacağım onu. Çünkü biz acı... Gerçi biz yiyoruz ama kızımı ben çok fazla sevmiyorum acı. Hiç diyor. Hayır acı yok. Çok acı yok. Evet. Ama buraya getir. Sonra karabiber atacağız. Çok azıcık da kimyon atarız. No. Kekik. Kekik de atacağız. Bunları karıştıracağız bir soğanla. Şurada hazırladığımız patlıcanları şu şekilde kestik. Bunların içine koyacağız. Aralarına sıkıştıracağız. Ama ben tabii ki birazcık da korkuyorsun. Evet, sarımsak da yapacağım diyorum ama o sarımsağı en iyisi. Gözümüz yanmasın. Bakmayın sarımsağa. Soğuk aşkım. Attık mı bunları? Ne yapmıştık bunun içine? Kıyma, soğan, acı biber. Acı biber koymadım. Çok azıcık şey koydum ben, pul biber. Ondan sonra çok az kimyon, kekik, tuz ve azıcık da içeceğiz baharatlardan koyduk değil mi kızım? Evet. Ve bunu azıcık da, ben çok az böyle bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı da koydum. Ve buna bir de maydanoz eklemek istiyoruz. Hı-hı. Evet, bir tanem benim kızıma aferin. Aferin, aferin, aferin. Nerede alalım? Bunlar da ağlamasın. Evet. Aferin benim kızıma. Şimdi arkadaşlar bunu iyice bir yoracağız. Ondan sonra ben tekrardan görüşeceğiz. Ben yiyeceğim. İlla ki tutturdu benim cadı. Ben yapacağım anne, ben yapacağım. Yap bakalım. Ben ne alayım? Ya elinle böyle bir elinle yap istersen. Ondan sonra. İki elimi de koyabilir miyim? İstiyorsan koyabilirsin. Karıştır. Yoğurdun mu hepsini? Evet. Aferin. Hepsini karıştırdın. Evet. Aferin. Yardım mı kızayım? Yardım. Bitti mi kızayım? Patates kızım. Şişt, yemek yok. O çiğ kıyma yenmez. Yani ne? Bitti. Şimdi arkadaşlar bunları buraya dizeceğiz. Hepsini salçalı su diyor. Ben üzerine bir de sarımsak da koyacağız. Ama sen ilk önce bir kıymalar koy. Arkadaşlara gösteririz gene. Evet. Koy. Koy benim kızım. Yemek yapıyor. Daha ne istiyor? Aferin sana mız. Güzel koydum. Aferin, aferin. Şükür koydum. Tamam, şimdi. Ya, hepsini öyle yapacağız. Arkadaşlar, annem bunu yapıyor da bitiremedi. Ama bunun içinde sarımsaklar var gördüğünüz gibi. Şimdi maydanozlar mı neyse onlar da. Soğan. Kıyma. Kıyma ya. Soğan ve kıyma. Bir de ne vardı içinde? Maydanoz. Evet, maydanoz. Başka ne vardı kızım? Annemin eli kocaman oldu. Çünkü buradan şu an annem görmüyor. Buradan büyük yapıyorum. Kameradan böyle bak, büyük yerken. Hey bakmayın. Böyle vuyup. Bak bak bak. Biz tekrardan görüşürüz. Annem benim. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi bu şekilde hazır ettik.
patlıcanları doldurdu. Ben üzerine sarımsak ve biber de koydum. Şimdi ben bunu dünden hazır ettim açıkçası. Bunu da böyle dolapta bıraktım ki. Çünkü dün babası bize bir sürpriz yaptı. Değil mi oğluşum? Sürpriz yaptı. Bize bir döner almış gelmiş. O yüzden dedim ben bunu en iyisi başka şeylerini katmadan dolaba bıraktım. Şimdi buna ama devam edeceğiz. Bugün şimdi Alara okulda şu an maalesef. Onunla video paylaşamayacağım devamını. Bunun üzerine şimdi salçalı su yaptım. Onu dökeceğim. Birazcık da zeytinyağı. Bunu pişirmeye bırakacağız. Ondan sonra yanında da güzel bir pilav. Oo, tadına doyum olmaz değil mi oğlum? Benim oğluşumla yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada bir de böyle bir şey var. Dün bir de dayanamadık. Alara'dan biz kuros hazırladık. İnanılmaz lezzetli. Tavsiye ederim yani daha doğrusu. Çok lezzetli. İlk yapıldığı anda yenildiğinde harika bir tadı var. Ben dün bayıldım. Yaklaşık 10 tane kadar yemişimdir. Ama tabii bunun tarifini şu an vermedik. İnşallah başka bir videomuzda tekrardan yapar. Sizinle de paylaşırız. Şimdi yemeğimizi artık suyunu da dökelim. Gezdirelim şöyle üzerinden. Şöyle güzelce gezdirelim. Gezdirelim, gezdirelim, gezdirelim. Değil mi hayatım? Hı-hı. Bu şimdilik buna yeterlidir. Üzerine de zeytinyağı. Evet. Ama hep dışarı dökmüşüm. Hı-hı. Kameraya bakarken. Çok fazla yağ atmayalım. Arkadaşlar evet fazla yağ atmayalım derken aklıma geldi. Bu patlıcanlar normalde kızartılıp da yapılıyor. Evet. Ama biz kızartıp yapmadık. Çünkü neden oldu şu? Anlat bakalım neden? Neden yapmadık onu? Çünkü olmaz. Olmaz diye. Çünkü baba da ben de çok fazla yağlı yiyemiyoruz değil mi oğlum? Evet. Bize dokanıyor. Evet. O yüzden en iyisi yağsız yapalım dedi. Çünkü baba babişkomuz pek fazla yağlı istemiyor. Bir de tavuk yaparız. Tavukçum. Tamam. Arkadaşlar bu yemeğimizi bu şekilde paylaşmak istedik sizinle. Açıkçası diyeceksem tamamen kafama göre yaptım. Ama güzel ve lezzetli oluyor tabii ki. Size de tavsiye ederiz. Değil mi oğlum? Hı-hı. Arkadaşlara ne diyelim? Sürpriz diyelim. Pişirdikten sonra tekrar görüşürüz diyelim. Aslında sürpriz yani. Sürpriz. Yemeğimiz bitti. Yanına pilav da yaptık. Evet. Salata bir de. Evet. Afiyetle. Afiyetle. Yiyorum. Ben kızım. Benim kızım sabah okuldaydı. Geldi benim güzel kızım. Şimdi hemen yemeğini yiyor. Çünkü çok acıktı. Ondan sonra benim kızımla ders çalışacağız. Afiyetle yiyeceğiz şimdi. Bakın bir de. Benim oğlum da yiyor. Bakın bir de. Bu. Benim oğlum. Bir de bunlar benim var. Benim oğlum hepsini parçalamış. Bir de bunlar var. Tek olsa bunlar evet, var. Evet oğluşum. Biz şimdi mamam yiyeceğiz arkadaşlar de benim oğluşum. Neyse ben artık yedim. Tamam ben sizi çok daha rahatsız etmeyeyim. Bu seferlik de videomuz böyle olsun dedik. Her zaman tatlı şekilde bir şeyler yapıyoruz. Arkadaşlara aşkım ben o dün seninle beraber yaptığımız tatlıyı da gösterdim. Çok lezzetli olduğunu da söyledim. İstersen bir günde o tatlıdan yaparız arkadaşlarına gösteririz. Hı-hı. Tamam mı? Hadi o zaman arkadaşlara öpücük verelim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Cheers. Benim kızım gene dondu. Donmuşken ben hemen kapatayım başıma bir şey daha açmasın.